Sevgili gençler merhaba. Ben felsefe öğretmeni Emine Karahan. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı olarak sizler için hazırladığımız DYK özel yayını ile birlikteyiz. Bugün sizlere din felsefesinin konusu ve problemlerini anlatacağım. Dilerseniz konumuza başlayalım. Din felsefesinin konusu ve problemleri nelerdir? Din felsefesi, dini konu edinen, dinin temellerini ve ögelerini ele alan felsefe dalıdır. Kısaca din hakkında düşünme ve açıklamadır. Felsefenin din üzerine rasyonel, tutarlı ve kapsamlı olarak düşünmesidir. Din felsefesi dinin ilke ve kavramlarını anlamaya çalışır. Peki teoloji nedir? Teoloji ise belli bir dine ait, onun bilgilerinin ve özelliklerinin doğru anlaşılması için yapılan çalışma alanıdır. Teoloji, tanrı bilimi yani ilahiyat olarak da adlandırılmaktadır. Peki teoloji ile din felsefesinin arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Bunu kısaca ele almak istiyorum. Madde madde açıkladım burada. Teoloji yalnızca belli bir dini konu edinir. Din felsefesi ise din ayrımı gözetmeksizin doğrudan doğruya din kavramıyla ilgilenmektedir. Teolojide her dinin kendine özgü bir teolojisi vardır. Yani İslam teolojisi, Hristiyan teolojisi veya Yahudi teolojisi gibi. Din felsefesi ise tüm dinlere eşit uzaklıktadır. Teoloji belli bir dini açıklama ve yayma anlamı taşımaktadır. Din felsefesi dini sorgularken insanları daha inançlı ya da inançsız yapmaya uğraşmaz. Böyle bir amacı yoktur din felsefesinin. Teoloji dogmatiktir, sorgulamaz ve tartışmaz. Din felsefesi ise sorgular ve eleştirir. Teolojide insanların inançlarını güçlendirmek, din kurallarıyla insan yaşantısına yön vermek amaçtır. Din felsefesi ise kural koymaz ve kesin sonuçlardan uzak durur. Çünkü sonuçlar felsefenin bitmesi anlamına gelmektedir. Evet, din felsefesinin temel problemleri nelerdir? Tanrı'nın varlığı ile ilgili görüşler nelerdir sorusu önemlidir. Evren sonlu mudur, sonsuz mudur sorusu oldukça önemlidir. Ölümden sonra yaşam var mıdır sorusu da önemli bir yer teşkil etmektedir din felsefesinde. Tanrı'nın varlığı ile ilgili bazı görüşler vardır. Bunlar nelerdir? Bu kavramlar oldukça önemlidir. O yüzden bilmenizde fayda var. Özellikle soruları çözerken bu kavramlar oldukça önemli diye düşünüyorum. Bunlardan ilki teizm. Teizme göre evrenin yaratıcısının Tanrı olduğunu ve Tanrı'nın doğrudan ya da dolaylı müdahale ederek dini oluşturduğu belirtilmektedir. Deizm ise teizm gibi evrenin yaratıcısı olarak Tanrı'yı görür. Ancak deizmde bir fark var arkadaşlar. Deizm Tanrı'nın evreni yarattıktan sonra ona müdahale etmediği görüşündedir. Teizmde müdahale var, deizmde ise müdahale yok. Dualizm ikili Tanrı anlayışına sahip bir görüştür. İki Tanrı'nın da eşit güçlere sahip olduğunu ve birbirine indirgenmeyeceğini ileri süren görüştür. Politeizm birden çok tanrı olduğunu ileri süren görüştür. Zaten poli çok anlamındadır. Dolayısıyla birden çok tanrı olduğunu ileri süren görüştür. Monoteizm, mono zaten tek anlamındadır. Dolayısıyla tanrının tek olduğunu savunan görüştür. Panteizm ise evrenin yaratıcısı olan tanrının evrenle bir ve aynı olduğunu savunan görüştür. Panteizmde tanrı evrene içkin haldedir arkadaşlar. Panenteizm ise evrendeki her şeyin nedeni Tanrı'dır ve bunlar Tanrı'da içkindir. Ama Tanrı ile aynı değildir. Ateizm, Tanrı'nın var olmadığını savunan görüştür. Evrenin Tanrı tarafından yaratılmamış olduğunu ileri sürer. Agnostisizm ise bilinemezcilik anlamına gelmektedir. Tanrı'nın varlığı ya da yokluğu konusunda bir yargıya varmanın mümkün olmadığını savunan görüştür. Tanrı'nın varlığına yönelik ise iki ayrı görüş ileri sürülmektedir. Bunlar hangi akli delillere dayanmaktadır? Onlar üzerinde duralım. Düzen ve amaç kanıtı, bu delillerden ilki düzen ve amaç kanıtıdır. Evren incelendiğinde
onun her yerinde belli bir düzen olduğu görülür. Düzen ve amaç kendiliğinden ortaya çıkmadığına göre onu belirleyen bir varlıktan söz edilmek zorundadır. Bu tanrı şey bu varlık ise tanrıdır. Diğer bir akli delilimiz ise kötülük kanıtıdır. İçinde yaşanılan dünyada her türlü kötülük gözlemlenmektedir. Tanrı kelimenin anlam bakımından mutlak olarak iyi olandır. Eğer Tanrı var olmuş olsaydı bu kötülükler olamayacağına göre Tanrı yoktur. Bakın iki kanıta göre farklı görüşler ortaya çıkmaktadır. Düzen ve amaç kanıtına göre bu kadar düzenli bir evrende Tanrı'nın varlığı kaçınılmazdır denilmektedir. Kötülük kanıtına göre Tanrı'nın özünde iyilik vardır. Peki dünyada bu kadar kötülük varsa o zaman Tanrı yoktur düşüncesi hakimdir. Din felsefesinde önemli sorulardan bir tanesi de evrenin sonlu olup olmadığına yönelik görüşlerdir. Evrenin sonlu olup olmadığı problemi evrenin yaratılıp yaratılmadığı problemiyle yakından ilişkilidir. Elkindi'ye göre evren öncesiz değil, sonradan olandır. Evren sonlu olduğuna göre onun bir başlangıcı olduğunu ve bunun başlatıcısının da zorunlu olarak sonsuz bir varlık olacağını belirtmiştir Elkindi. Peki ölümden sonra yaşamın olup olmadığına yönelik görüşler nelerdir? Bunu ele alalım. Platon'a göre ruh önce vardır, sonra var olmaya devam edecektir. Çünkü ruh hayattır ve insanın özüdür. Yine önemli bir filozofumuz Aristoteles'e göre ise ruh bir form olarak bedene aittir ve beden yok olduğunda o da yok olacaktır. Din felsefesiyle ilgilenen filozoflar genel olarak ruh ve bedenin bir aradalığını kabul etmektedirler. Ruhun olmadığını savunan filozoflar da vardır buna rağmen. Onlar için ise ölümden sonra yaşam yoktur. Evet, gelelim sorularımıza. Farabi'nin bu görüşlerinden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? Bir şey iki yolla kavranabilir. İlki mahiyetin akılla kavranması, ikincisi ise ona uyan örneklerle hayal edilmesidir. İkna da iki şekilde olur. İspatlarla ve inandırma yoluyla. Felsefe varlıkların anlamlarının akılla kavranıp ispatlarla doğrulanmasından edinilen bilgileri içerir. Din ise bu anlamların uygun örneklerle hayal edilmesinden ve hayal edilenlere dair doğrulamanın inandırma yoluyla yapılmasından edinilen bilgileri içerir. Yani her ikisinin ele aldığı konular birdir. Ancak felsefenin ispat sunduğu yerde din ikna edici şeyler ortaya koyar. Evet, Farabi'nin görüşlerine göre hangi yargıya ulaşabiliriz bunu belirlemeliyiz. Seçenekleri sırayla ele alalım. Her iki alan kendine özgü araştırma konusuna sahiptir. Her iki alandan da bahsetmiş ama kendine özgü araştırma konusuna sahiptir diye bir açıklama söz konusu değildir. O yüzden A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Din inandırıcı temellendirme, felsefe varlığın bilgisine ulaşma amacındadır. Evet, bu yargıya da ulaşamayız. Dinle felsefe ayrımını yapmış ama bu şekilde değil. C seçeneğine bakalım. Felsefe ve din aynı hakikate farklı şekillerde ulaşan alanlardır. Evet, bakın burada da son cümlede parçanın bütününde zaten bundan bahsediyor ama son cümlede özellikle her ikisinin ele aldığı konular birdir. Ancak felsefenin ispat sunduğu yerde din ikna edici şeyler ortaya koyarla C seçeneğine ulaşmamız mümkündür. Ancak diğer seçenekleri de ele almak istiyorum. D seçeneğine bakalım. Felsefenin doğrularıyla dinin doğruları birbirinden bağımsızdır. Evet, böyle bir yargıya da ulaşmamız söz konusu değil. O yüzden D seçeneğini de eliyoruz. E seçeneğine bakalım. Felsefenin akılla ulaşamadığı hakikate din inancla erişir. Böyle bir yargıdan da bahsedilmemiştir. Dolayısıyla E seçeneğini de eliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği. Diğer sorumuzla devam edelim. Bu parçada açıklanan görüşler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Tanrı her şeyin üstünde olan, her şeyi yaratandır. Ezeli ve ebedidir. Evreni yaratır ve yarattıklarını tek başına bırakmaz. Ontolojik olarak varlığı zorunlu olan tek varlıktır. Varlıkları kadar
yoklukları da düşünülebilecek mümkün varlıklar, Tanrı'nın ontolojik statüsüne bir etkide bulunamazlar. Evet, burada tamamıyla teizmden bahsetmektedir. Diğer görüşe bakalım. Bu görüşe karşın bazı filozoflar Tanrı ile diğer varlıklar arasında ontolojik bir ayrım yapmazlar. Tanrı ve evreni bir ve özdeş şekilde tanımlarlar. Evet, neydi bu da? Tanrı ve evreni özdeş tanımlayan görüşümüz panteizmdi. Dolayısıyla her ikisini aynı seçenekte veren seçeneğimiz C seçeneğidir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi sonuna geldik. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.